Kakalılarım büyümüş. Yaşlanmışız lan. Merhabalar, merhabalar. Video hoş geldiniz. Bugün Fakirden Zengine serimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. O zaman şimdi combo yapacağım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Fakirden Zengine serimizin 17. bölümüne karşınızdayım. Evet, bugün yapacağımız şeylere geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu gördüğünüz arabayı hız canavarına çevireceğiz. 500'ü de görüyor arkadaşlar. Bunu her araçta deneyebilirsiniz galiba. 520'yi gördü. Galiba 550'yi bile görecek. Güzel bir taktiğim var arkadaşlar. Bunu da YouTube'da Shorts'ta gezerken karşıma çıktı. Bunu kesinlikle göstereceğim. Efsane bir şekilde hızlanıyor araba. Onun dışında bir tane lastikçi yapacağız. Lastikçi arabası yapacağız. Ama öncelikle tostumu yemem gerekiyor. Hemen işlemlerimize başlayalım ama öncelikle aşağıdan kanalıma abone, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bakın lütfen videoyu beğenin ki daha hızlı, daha seri bir şekilde gelsin. Benim motivasyon kaynağım gördüğünüz beğeniler. İlk olarak şuradan günlük ödülümüzü şak diye alalım. Bundan sonra ben video dışı şöyle bir karar aldım. Koyun kasacağım arkadaşlar. Buradaki görevleri yapacağım. Çünkü koyunlarla beraber Abuzüttin'e güzel güzel kıyafetler almak istiyorum. Onun dışında arabamıza çakar falan takmak istiyorum. Ve günün sonunda bu aracı biraz daha yapacağız. Eksik tamamlayacağız ve 1000 coin'e satışa çıkaracağız. Bu da bizim için çok önemli. İlk olarak aracımıza 1766 HP yapmamız gerekiyor. O yüzden bunların hepsini tekrardan takacağım. Evet, tam olarak 1766 HP'miz oldu. Şimdi sizlerle bir top speed'ine bakacağız. Bakalım ne kadar basacak. Bir de yapacağımız ayarlarla beraber ne kadar basacak ona bakacağız. Şimdi gaza bastım ama bu tarafa doğru değil, tam tersine doğru gitmemiz lazım. Evet, artık hızlanıyoruz. Şöyle bakalım, hızlı bir şekilde 200'de olduk. Hatırladığım kadarıyla bir 430 falan görüyordu. Belki daha da fazla olabilir. Evet, 400'ü gördük arkadaşlar. 430, 440. Evet, 475 de tıkandı arkadaşlar. Bu kadar. 475 basıyor bu arabanın top speed'i. Şimdi gelelim benim yapacağım ayarlara. Bunları yaptığımızda hayvan gibi uçacak bu araba. Öncelikle hemen süspansiyon ayarlarımızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla önemli değil. Jog ayarımızda bir tık arkaya çekeceğiz. Şöyle hafif arkaya çektim. Tamam. En önemlisi gearbox ayarı. Gearbox ayarımızı hemen düzenleyelim. Evet, gearbox ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben yuvarladım ve bu şekilde yaptım. Burayı durdurun. Kolay bir şekilde yapın. Artık her şeyi hazırız. Çok önemli bir ayar yapmamız lazım. Onu da göstereceğim ama öncelikle şöyle bir deneyelim bakalım. Bir değişime uğramış mı? Büyük ihtimalle uğramadı. Hatta daha da yavaşlamış olabilir. Hemen şöyle yolumuza gelelim. Evet, gaza basmaya artık başlıyorum. Şu şekilde gitmeye devam edelim. Şu an 200'ü rahat bir şekilde gördük. 475'i geçecek miyiz? Merakla bekliyorum. Bakalım ayarımız olmuş mu? Şu an 400'ü geçtik. 475 galiba olmayacak arkadaşlar. Evet, 430'da kaldı arkadaşlar. Şöyle yavaşlayalım. Artık taktiğimizi yapıyoruz ve olanları iyi izleyin. Bu şekilde gaza basıyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Bir 400'e gelelim. Ondan sonra yapacağımız ayarları göstereceğim. Evet, artık şimdi 300'e geldik. Ayarlara giriyoruz buradan. Öncelikle FVD'yi alıyoruz. Devam ediyoruz. Ondan sonra buradan geliyoruz. Drift modu alıyoruz. Sonra FVD'yi alıyoruz. Sonra drift moda, FVD, drift modu alıyoruz. Sonra bunu yaptıktan sonra manuele çekip 7. vitese geliyoruz zaten aracınız. Ve arkadaşlar bundan sonra 435 olan aracımız, iyi izleyin, 475'i bile geçti. 500'ü de görüyor arkadaşlar. Bunu her araçta deneyebilirsiniz galiba. 520'yi gördü. Galiba 550'yi bile görecek bu gidişte. Taktiğimiz bu arkadaşlar. PvD'den drift modu almanız çok önemli. Drift modu aldığınız zaman hayvan gibi hızlanıyor ve 565'i de gördük. İşte bu. Bu kadar basit. 570'i anlık olarak gördüm. Yani 475'ten 570 oldu. Galiba her araçta bu oluyor arkadaşlar. Hatta ben bunu bir yarışlarda denemek istiyorum. Bakalım olacak mı? Evet, geldik. Benzinimiz de bu arada neredeyse bitiyormuş. Lan bir tane daha Huzeyfe var lan. Bu ne oğlum? Arkadaşlar ikizimizi bulduk galiba. Lan burası ne böyle ana baba günü gibi oğlum. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, yarışacak birisini bulduk sonunda. Şimdi yapacağız. Yapacağımız işlem şu şekilde. Gaza basıyoruz bir yandan. Buradan geliyoruz. Bunları oynayıp duruyoruz bu şekilde. Bakın şu anda gaza basıyorum. Acayip hızlı bir şekilde gidiyor arabam. Sadece bunları yaparak ışık hızına ulaştık resmen.
Arkada görüyor musunuz bilmiyorum ama uçtuk. Hayır, benzinim bitti yoldayken. Hayır 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 hayır. Bilerek uzun yol seçtim arkadaşlar. Çünkü uzun yolda çok hızlı gidiyor araç. Gördünüz. Tam olarak bilgisayarda bu oluyor ama telefonda belki olmayabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz yine de bir deneyin. Normal yolda giderken de yine ayarları açtım. Bir yandan elim gazda. Bu şekilde drift mod ve FVD arasında gidip geliyorum bakın. Arabam şu anda deli gibi gidiyor. Bakabilirsiniz şöyle. Gerçekten acayip hızlı gidiyor arkadaşlar. Bu FVD drift mod ayarını kesinlikle yapın bu şekilde. Bunu da beraber çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey bu arabayı biraz daha güzelleştirmeye çalışmak. Çünkü coin'e satacağız bunu. Hemen bir gidelim şunu bir yıkattıralım. Bu ne oğlum böyle? Affedersiniz ama bok gibi. Evet, geldik. Şuradan hemen bir yıkattıralım aracımızı. Oh oh. Artık tertemiz oldu. Şöyle bir gidelim. Aracın bir tamamını yapalım arkadaşlar. Tamamından kastım yapamadığımız eksiklikleri tamamlayacağız. Ön tarafa tabii ki Amerika bayrağı yapacağım. Onları ben bir halledeyim. Hadi size hızlandırış bir şekilde. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, aracın önü de tamamen halloldu. Bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Fena değil ama biraz daha uğraşılabilir kesinlikle. Amacımız tabii ki aracın satılması. İnşallah satılır. İnşallah satabiliriz. Şöyle sirenlerini de son kez yakalım. Evet, artık satılmak için uğurlanıyorsun. Unicorn'umuz, güle güle sana. İnşallah satılırsın. Şöyle bir bakayım. Tabii ki 1000 coin'e satacağız. Açıklamasına holigan yazalım şu şekilde. Hadi bakalım, güle güle. Hadi satıl. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. İnşallah aracımız satılır. Gayet güzel bir coin'imiz buradan gelecek. Artık bununla ilgilenmek istemiyorum ben. Hemen Kamil koçumuza gelelim ve bu aracımızı satalım. Ben bu aracın bir 3 milyon edeceğini falan düşünüyorum arkadaşlar. 3 milyona satabiliriz bence. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel. Hadi bir ilan verelim. Gidelim şunu bir koyalım ilanımıza. Discord'da tabii ki. Evet arkadaşlar, bir arkadaşımız gelmiş. Hemen aracı satıyorum. Hiç umurumda değil. 3 milyona şu şekilde yazalım. Bu arada müskevit diyordum da o yüzden. Hemen aracımızı satalım. Evet, satıldı arkadaşlar. Hayırlı olsunumuzu yazalım. Bir aracı daha piyasaya kazandırdık arkadaşlar. Şu anda hesabımızda bakıyorum 3,5 milyon oyun parası var. Gayet güzel. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Odaya gireceğim. Para dileneceğim. Eğer bana birisi para atarsa 50 lira olur, 100 lira olur, 1000 lira olur. Herhangi bir şey. Ben ona direkt 10 katını atacağım. Ne atarsa 10 katını karşı tarafa atacağım. Bakalım kim güvenip bana bir şeyler atacak. Merakla bekliyorum. Bana para atarsanız siz de 10 katını atıyorum. Deneyin, görün. Tam bir dolandırıcı taktiği gibi gözüküyor ama bakalım bize kim güvenip bir şeyler atacak. Birisi atasıya kadar deneyeceğiz. Hala şu anda bekliyorum. İnanmıyorlar. He 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 falan yazıyorlar. Gerçekten atacağım arkadaşlar. Enes 500 attı arkadaşlar. Güvendi sonunda. Sabahtan beri ikna etmeye çalışıyorum. Şimdi Enes'e 5000'ini yolluyoruz. Hemen şuradan 5000'ini yollayalım. Evet, Enes'e yolladık. Atlı oğlum 5k diyor. Şimdi 5k at, 50k atayım. Evet, şimdi Enes'ten 5k istedik. Bakalım 5k atacak mı? Eğer 5k atarsa ona 50k atacağım. Oğlum çok eğlenceli lan milleti böyle trollemek. Enes bizi atmıyor arkadaşlar. Ben gidiyorum buradan ya. 5k'm aldı zaten. Bununla gidersek çok daha iyi olacak. Çünkü bizi biraz daha zengin zannedebilirler. Daha kolay bize para atarlar. Ben de onlara daha fazlasını atabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim, bir online'a girelim bakalım. Evet, hemen yazmalara başladım. Bana para atın. Siz de 10 katını atayım. 500 at, 5k al. Evet, JDM'den 10 bin lira geldi lan. Sen ciddi misin lan? Oha, 10k attım JDM demiş. Hemen ona 100k'sını atalım. JDM neredesin? 100k'sını şöyle yollayacağım. Şaşırtıyorsunuz beni ya. Evet, 100k'sını yolladık. Bakalım nasıl bir tepki vereceğim. Lan oğlum, JDM nereye gittin? Parayı aldın kaçtı mı yoksa? Buradasın. Oğlum ne oluyor lan? JDM 100 bin aldın, tepki de vermiyor. Yine dolandırıldık arkadaşlar. Dolandırıldım da. Başka odaya giriyorum. Yok böyle bir şey. Ben yine fakir olacağım ya. Gel bakayım. Tofaş. Fakirlik adamdır. Allah. Hemen spam yapmaya devam edelim. Bana para atın. Siz de 10 katını atayım. Hadi oğlum artık bana para atın ya. Taksiden 1000 lira geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi 1000, 10.000 atacağım taksiye. Taksi neredesin? Aha buradasın. Hemen 10.000'ini yollayalım. Evet, taksiye yolladık. Attı ha yazmış. 10k at, 100k atayım. Bakalım 10k'yı bize atacak mı? Ona 100
500k atacağım. Merakla bekliyorum. Noktaya da 5000'le atalım. O da 500 yollamış. Taksiden 5000 geldi. Ona şimdi 50.000 vereceğim. Taksi neredesin oğlum? Buradasın. Hemen 50.000'i yollayalım. Evet, 50.000'i yolladık taksiye. Bakalım tepkisi ne olacak? Oha lan yazmış. Dolandırıldık lan. Paramız kalmadı oğlum. Neyse, birkaç kişiyi mutlu ettik en azından. Görev başarılı arkadaşlar. Şimdi artık oto lastikçi arabamızı yapabiliriz. Tabii ki bunu transitten yapacağız. Transit neredesin koçum? Tabii ki buradasın. Gel bakayım buraya. Şimdi hemen bunu beyaz yapalım. Camlarını hemen siyah yapalım. Plakalarımızı takalım. Bu şekilde jantlarını da takalım. Gerçekten iyi oldu. Şimdi yapacağımız araba fotoğrafta gördüğünüz araba olacak. Bu araba benim çok hoşuma gitti. Aynısını yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hemen yan taraflarından başlamak istiyorum. Bayağı bir heyecanlıyım açıkçası. Ön tarafı beyaz olacak. Arka tarafı siyah ve sarı çizgilerle olacak. Önce siyahımızı alalım. Şu arka tarafını bir kapatalım arkadaşlar. İzninizle şu şekilde şuradan itibaren kapatsak güzel olacaktır. Aynen. Buradan itibaren kapatalım her tarafını. Evet. Tamamen arka tarafını simsiyah yaptık. Gayet de güzel oldu. Şimdi bir de çizgilerini yapacağız. Onu da hemen yapalım. Bunlar da sarı çizgiler olacak şu şekilde. Hatta ben biraz daha turuncu yapmak istiyorum. Amacım aynısını yapmak değil arkadaşlar. Sadece ilham alıyorum. Biz akan oto lastik yapacağız. Şu alt tarafa da şu şekilde yaptık mı? Evet. Bu şekilde işimiz halloldu. Aynısını bir de karşı tarafa yapacağız tabii ki. O yüzden hop gel bakayım buraya. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de buralara beyaz yapacağız. Beyaz şunlardan alalım. Evet. Oto lastik arabamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Değişik bir tasarım oldu açıkçası. Şimdi o zaman artık şu üzerindeki yazıları yazmaya başlayabiliriz. Onları ben hızlı bir şekilde yapacağım. Logolarını falan yapacağım. Akın oto lastik yazacağım. Bir sürü işlemimiz var arkadaşlar. Hadi size iyi seyirler. Bana da kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar geldim. Görüyorsunuz bu şekilde akan oto lastik yol yardım falan filan yazdım buraya. Gerçekten de güzel oldu. Şimdi bunun aynısını bir de diğer tarafa yapacağım. Hepsini şu şekilde bir kopyalayayım. Ve buraya bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Tabii ki ters olacak. Bunu yapacak bir şeyim yok. Baştan yapmam gerekiyor yoksa. Şöyle şu şekilde aynısını buraya yapıştıralım. Gayet de güzel oldu bu arada. Gerçekten oto lastik olduğumuz belli oluyor yani. Oto lastikte kullandığımız lastik markalarını buraya böyle koyacağız. Michelin var, Bridgestone var, Bridgestone var, Irelli var, Petlast var, Goodyear var. Mükemmel İngilizcem var bu arada. Yes, I don't. Neyse onları da yapıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğimden çok 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 daha güzel oldu. Bakın gerçekten cillop gibi oldu. Eksik bir şey var mı diye bakıyorum ama şu anlık bir şey göremiyorum. Görüyorsunuz burada Akar oto lastiğimiz var. 7/24 aktif bir şekilde çalışıyoruz. Arkada çalıştığımız markalar var. WhatsApp numaramız var. Bunu kesinlikle aramayın lütfen. Zaten ulaşamazsınız böyle bir numaraya. Arkasında yine logomuz var. Ulaşım bilgilerimiz var. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakıyorum ben. Arkadaşlar bir tane lastik çizmeye çalışacağım şimdi. Eğer bunu yaparsam büyük ihtimalle arabanın üstüne de koyacağım. Hemen bir çalışmalara başlayayım ben. Bunu yapmayı deneyeyim bir. Bakalım olacak mı? İnşallah olur. Evet arkadaşlar, lastiğimiz bu şekilde. Yani pek benziyor mu benzemiyor mu bilmiyorum ama ben koymak istiyorum. En azından boş kalmasın, biraz daha dolu dolu olsun. Bu şekilde şöyle hemen gidelim, bir tane köşeye koyalım bundan. Tabii ki bunu bayağı bir küçük kullanmak lazım ki lastik olduğu belli olsun. Şöyle şu şekilde burada kullanacağım. Yani bence fena değil, sanki logonun bir parçasıymış gibi duruyor. Oto lastiğe de benziyor diyebiliriz. Şuraya da bir tane daha koyacağım ve şuraya da bir tane koyacağım. Tabii ki bunu ters çevirip. Evet, fena olmadı bence. Uzaktan baktığın zaman oto lastik görünce onun lastik olduğunu anlıyorsun. Ön tarafında herhangi bir şey yapmaya gerek yok bence. Gerçekçi olalım biraz. Ön tarafında hiçbir şey yapmıyor bu tarz arabalar. Sadece arkası da bu şekilde yoğunlaşıyor. Bence gayet güzel oldu. Şu an bakıyorum herhangi bir şey eksik mi diye. Ama şu anlık galiba değil. Bir de ben şuraya maşallah yazımızı da eklemek istiyorum. Bunu da unutmayalım. Hemen şuraya ekleyeceğim. Bu olmadan zaten transit olmaz arkadaşlar. O kadar diyeyim
ben size. Evet, şu şekilde yaptık. Üstüne de maşallahımızı yazalım. Yanlarına nazar boncuğumuzu da unutmayalım. Hemen onu da halledelim. Yaptık maviyi. Sonra geldik. Beyaz aldık. İlerledik. Bunu yaptık. Sonra bir de açık maviyi aldık. İlerledik. Bunu yaptık. Bir de siyah aldık arkadaşlar. Bunu da göz olarak en ortaya koyduk. Evet, nazar boncuğumuz da seri bir şekilde oldu. Bunu da şuraya koydum mu? Artık aracımız bitti. Süspansiyonlarını şöyle hafif bir indirmek istiyorum. Ve oyunda da işte bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu arka tarafı. Bu yaptığımız aracı çok benzettiğimizi düşünüyorum. Siz de onun üzerinden puanınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben onun üzerinden 9 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Bayağı bir güzel oldu. Yapacağımız ufak detaylar var tabii ki. Onları da halletmemiz lazım. Bir dahaki bölüm bunu biraz daha düzenleyip satabiliriz. Ya da hesabımızda kalabilir. Onu sonra kendim düşüneceğim. O zaman uzun bir fakirden zengine bölümümüzün ardından artık videoyu sonlandıralım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.